Merhaba. Bugün felsefeci akademisyen Mary Carman'ın hazırladığı bir videoyla karşınızdayım. Bir doktorun hastasını kasten öldürmesi normal midir? Bu videomuzda ölümcül hastalığa yakalanan ve büyük acılar çeken hastaların yaşamına son vermek istemesi durumunda doktorların onlara nasıl yardımcı olabileceğinden bahsedeceğiz. Tıp biliminde malum inanılmaz gelişmeler yaşandı ve insanlar artık çok daha uzun ve kaliteli yaşayabiliyorlar. Ama günümüzde bile tıbbın karşılaştığı bazı kısıtlamalar var. Bazen insana büyük zarar veren sakatlanmaların veya agresif hastalıkların tedavisi sırasında doktorlar ve diğer sağlık çalışanları hastanın kötüye giden durumunu engelleyemeyeceklerini fark ederler. Yani ne yapılırsa yapılsın tıp bilgimiz dahilinde biliriz ki hasta kesinlikle ölecek. Tıpta bu gibi ölümcül durumlara terminal denir. Mesela terminal hastalık bu aşamaya gelindiyse artık iyileştirici tedavinin sınırlarına dayanmışız demektir. Bu da aslında hastanın tedavi gördüğü ve iyileşmesinin desteklendiği tedavi türü oluyor. Evet, artık bu tedaviden palyatif bakıma geçilir. Palyatif bakımda amaç hastanın olabildiğince rahat ve konforlu bir yaşam geçirmesini sağlamaktır. Palyatif bakım hastanelerde verildiği gibi bazı bakım evlerinde de verilebilir. Ancak bazen ne yapılırsa yapılsın hastanın ağrıları dinmez durumunda hiçbir iyileşme olmaz. O kadar ki bazı hastalar ivedi ve acısız bir şekilde yaşamlarının sonlandırılmasını ister. İşte buna gönüllü ötanazi diyoruz. Gönüllü ötanazi çok tartışılan bir konu. Ama çok acı çeken ölümcül hastalar söz konusu olduğunda insanlar genelde doktorun bazı adımlar atmasına müsaade edilmesini savunuyorlar. Yani eğer hasta bunu kendi talep etmişse o halde acılarını mümkün olduğu kadar azaltmak için doktor ona yardımcı olmalı, diyorlar. Örneğin, ciddi kalp hastalığı olan kişilerin kardiyopulmoner areste girmesi durumunda, doktorun hastanın açık talebini izlemesi gerektiği, yani hastayı hayata döndürmemesi, bir diğer deyişle resüsite etmemesi gerektiği neredeyse herkesin kabul ettiği bir durum. Bu tıpta o kadar yaygın ki, resüsite etmeme kararı olarak arartı aratırsanız eğer bakarsanız bu konudaki etik tartışmaları da bulabilirsiniz. Yine çoğu insan hastanın yaşam destek ünitesine bağlı olduğu durumlarda eğer yine hasta talep ettiyse doktorun yaşam ünitesinin fişini çekmesine izin verilmesi gerektiğini düşünüyor. İnsanların genelde çizgiyi çektiği durum ise aslında hastanın doktordan ölümcül ilaç veya iğne talep ettiği durumlar. Bu insanlara göre doktorlar bu yöntemi uygularsa önce zarar verme ilkesini ihlal etmiş oluyorlar. Bazı insanlarsa buna karşı çıkar ve der ki aslında bu ilke birebir zarar vermemekle ilgili değil. Yani kelimenin ilk anlamına bakmamamız lazım. Çünkü bu mantığa göre cerrahi operasyonlar da ihlal sınıfına girebilir. O halde aslında mesele hastanın en çok yararına olacak şekilde zararları ve yararları dengelemektir. Bu görüşe göre eğer gönüllü ötanazi hastasının, daha doğrusu hastanın en çok yararına olan durumsa, ölümcül ilaçla mı yoksa, resüsite etmemekle mi bunun yapılacağı çok da fark etmez. Bu arada ekrandaki DNR, do not resuscitate, yani resüsite etme, hayata döndürme demek. Ama pek çok kişi burada büyük bir fark olduğunda ısrar ediyor. Ne de olsa doktor hastayı daha doğrusu resüsite etmediğinde yani yaşama döndürmediğinde aslında olayların normal akışına müdahale etmemiş oluyor. O kadar. Burada sadece ölmesine izin vermesi söz konusu ki buna pasif ötanazi diyoruz. Öte yandan doktor hastaya ölümcül ilaç enjekte ederse bizzat ölüme giden yolu açıyor. Yani müdahale ediyor. Biz buna da aktif ötanazi diyoruz. Elbette birini öldürmekle ölmesine izin vermek arasında apaçık bir fark var. Özellikle de sizi tehdit etmeyen birini kasten öldürmek hiçbir istisna olmaksızın kesinlikle yanlıştır. Ancak birinin ölmesine izin vermek dediğimizde bu durumu etik açısından öyle kolayca tartışamayız. Ne de olsa beşer dediğin ölür ve herkesin hayatını kurtarmaya çalışmak teknik açıdan imkansızdır. O halde bazı şartlar altında birilerinin ölmesine izin vermek hoş görülebilir. Mesela ölümcül hastalığa yakalanan ve dayanılmaz acılar çeken birinin gönüllü pasif otanazi e, talep ettiği durum. Mesela bu. Yaptığım bu ayrımın içten içe mantıklı olduğunu anlamak kolay. Yani sezgilerimiz böyle söylüyor değil mi? Kasten öldürmekle ölmesine izin vermek seçenekleri arasından ilkinin daha kötü olduğunu herkes söyler. Ama acaba gerçekten de öyle mi? Yoksa sezgilerimizin bu iki durum arasındaki başka farklar tarafından dikkati mi dağıtılıyor? Bazı insanlara göre aynen böyle oluyor. Yani ilk durumu daha kötü görüyoruz çünkü öldüren kişinin niyeti kötü veya durum üzerinde daha çok kontrol sahibi. Bu farkları ortadan kaldırırsak öldürmekle ölmesine izin vermek arasındaki apaçık etik farklar da ortadan kalkıyor. Bu durumu örneklendirmek için filozof James Rachel's iki karakter hayal etmemizi ister. Smith ve Jones. Eğer yeğenleri ölürse büyük miras bu ikisine kalacak ve size bu mirası ne kadar istediklerini de anlatamam. Bir gün yeğenleri banyodayken Smith sinsice yaklaşıyor ve çocuğu boğuyor. Esas John'un da planı bu zaten. Ama sinsice yaklaşırken bir görüyor ki çocuk kayıyor ve düşüyor, bayılıyor. Jones banyoyu gözetlemeye başlıyor. Eğer gerekirse çocuğun kafasını tekrar suya daldıracak ama çocuk zaten kendi kendine boğuluyor. Burada hem Jones hem Smith mirası alabilmek için yeğenlerini öldürme niyetindeydi. Ve ikisinin de yeğenlerinin öldüğüne emin olmak için yapacakları konusunda yeteri kadar kontrolleri vardı. Tek fark çocuğu öldüren kişi Smith. Jones ise bu işten sıyrıldı yani yeğeninin ölmesine izin verdi. Bu örnekte ikisinin de planlarını nasıl uygulamaya koyduğu etik açısından pek de fark etmiyor. İkisi de aslında cinayetten dolayı suçlu. İşte filozof Rachel'sa göre buna benzer şekilde eğer doktorun amacı hastanın isteği üzerine acısız bir şekilde ölüm isteğini gerçekleştirmek ve ona yardımcı olmaksa bunu yapma yöntemi fark etmemeli. İster aktif yani ölümcül enjeksiyon olsun ister pasif yani non-resititasyon e, recit, olsun, resitite etmeme olsun. Hatta ölümcül enjeksiyon bu işi daha hızlı ve acısız biçimde hallediyorsa aslında daha etik olan yöntem bile olabilir. Zaten öldürmekle ölmesine izin vermek arasındaki çizgi tam olarak nerede ki? Doktor hastasının yaşam destek ünitesinin fişini çektiğinde pasifçe ölmesine izin mi veriyor yoksa aktif bir şekilde onu öldürüyor mu? Ya hastasının acısını azaltmak için morfin seviyesini bayağı arttırırsa? Böyle yaparsa acısı azalacak ama nefes almasının durma ihtimali de var böyle yapsa ve hasta ölse sanki ölmesine izin vermek değil de doğrudan öldürmüş gibi olur ama gönüllü aktif ötanaziyi savunan çoğu kişi bu durumda doktorun yaptığını doğru bulacaktır o halde doktorun önce zarar vermeyeceksin ilkesine uyma zorunluluğu gönüllü aktif ötanazinin yasaklanmasını meşrulaştırırken gönüllü pasif ötanaziye ise izin mi veriyor veya öldürmekle ölmesine izin vermek arasındaki sezgisel fark Hiçbir etik anlam ifade etmiyor da. Sadece insanın vicdanına uygun bir durum mu oluyor? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda paylaşın.